Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7. sınıflar için hazırlanmış Kur'an-ı Kerim 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen test sorularımızla başlayalım. Tabii ki kanalımıza abone olup yorum yazarsanız da seviniriz. Yeni yazılılar sizler için gelecektir. 1. İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam'ın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Tabii ki bu soruya verilecek tek bir cevap var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın temel kaynağı, ana kaynağıdır biliyorsunuz. 2. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Evet, Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman hangisine ulaşamayız? Dinimizin özünü kavrarız. Rabbimizle iletişim kurarız. Bütün ibadetlerin nasıl yapılacağını bir bir öğreniriz. İlahi mesajlara ulaşırız. Arkadaşlar burada ne diyor? Bütün ibadetlerin nasıl yapılacağını bir bir öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de bütün ibadetlerin nasıl yapılacağı bir bir öğretilmez, gösterilmez. Yani buna ulaşmamız söz konusu değildir. Geçiyoruz hemen üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özellikleri arasında yer almaz? Bakalım hangisi yer almaz? Kur'an bütün çağlara hitap eder. Kesinlikle evet arkadaşlar. Kur'an doğru bilgilenmemizi sağlar. Elbette doğru. Kur'an müminlerin yol haritasıdır. Yani inananlara yol göstericidir. Evet doğru. Kur'an Arap toplumu için indirilmiştir. Hayır, Kur'an-ı Kerim evrensel bir ilahi kitaptır arkadaşlar. Bütün insanlığa indirilmiştir. Arap halkına indirilmiş değildir. Arapça indirilmiş olabilir ama Arap halkına indirilmemiştir. Hemen geçiyoruz dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de çokça söz edilen konular arasında yer almaz? Bakalım hangisi çokça söz edilen bir konu değilmiş. Toplumsal hayatla ilgili kurallar elbette ki çok fazla var. İnançla ilgili meseleler evet temel konusudur çünkü. Kendisinden sonra gelecek olan kutsal kitaplar. Hayır arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim son kutsal kitap olduğuna göre bundan söz etmesi söz konusu değil. İbadetlerle ilgili hususlar evet kesinlikle. Kendisinden sonra gelecek kutsal kitaplar diye bir şey olmayacağı için Kur'an-ı Kerim bundan söz etmez. Hemen geçiyoruz 5. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi değildir? Bakalım. Kur'an kıyamete kadar yaşanacak bütün çağlara hitap eder. Evet, doğrudur. Kur'an Allah'ın emirlerini öğretir. Evet, emir ve yasakları Hazreti Muhammed aracılığıyla inananlarına öğretilir. C. Kur'an-ı mümin rehberi yol haritasıdır. Doğru mu arkadaşlar? Elbette ki evet. Kur'an kıyametin ne zaman kopacağı ve hangi mesleği seçmemiz gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler verir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hangi mesleği seçmemiz konusunda Kur'an'da bir şey herhalde görmeyi beklemiyorsunuz. Öyle bir bilgi yoktur. Öyle bir özelliği yok. Aşağıdakilerden hangisi Davut Aleyhisselam'ın özellikleri arasında yer almaz? Yani Davut Aleyhisselam'ın özelliği değildir. Demir dövmüş, demirlik yapmıştır. Evet, doğru arkadaşlar. İbadet etmeye çok düşkündür. Doğru. Tevrat kitabı verilmiştir. Hayır, Hazreti Davud'a Tevrat değil, Zebur indirilmiştir. Tevrat Hazreti Musa'nındır. Sesi güzeldir. Evet arkadaşlar. Ama Tevrat kitabının biliyorsunuz Hazreti Musa'ya indirilmiş olan semavi kutsal bir kitaptır. Hemen geçiyoruz 7. sorumuza arkadaşlar, vakit kaybetmeden. Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Aleyhisselam'ın özelliklerinden birisi değildir diyor 7. sorumuz. Hükümdar olmuştur Süleyman Aleyhisselam arkadaşlar. Evet, hükümdar olmuştur. B. Hayvanların dilinden anlamıştır. Evet, karıncalarla mesela konuştuğu söylenir. C. Cinler emrine verilmiştir. Evet, doğrudur. Ticaretle uğraşmıştır. Hayır arkadaşlar. Hazreti Süleyman ticaretle uğraşmamış. Ticaretle biliyorsunuz Hazreti Muhammed uğraşmıştır. Geçiyoruz 8. soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim suresinin özelliklerinden birisi değildir? Bakarım arkadaşlar hangisi İbrahim suresinin bir özelliği değil. Biliyorsunuz bütün peygamberlerin adına sureler vardır. Bakalım İbrahim suresi bizlere neler
söylemiş. 52 ayetten meydana gelir diyor. Evet, doğrudur. Kur'an'ın en son suresidir. Bir kenarda kalsın bakalım. Mekke döneminde indirilmişti. Doğru. Kur'an'ın 14. suresidir. Arkadaşlar burada ne diyor? B ve D şıkkı, yani ya B diyeceksiniz ya D diyeceksiniz. 14. suresi midir? En son suresi midir? Yani 14. suresidir, doğru. En son suresi Kur'an-ı Kerim değil, biliyorsunuz arkadaşlar. Yazılılarda çok fazla karşınıza çıkar. Geçiyoruz 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Süleyman'ın haberci kuşunun adıdır? Bu güzel bir soru. Çok fazla yerde bulamayabilirsiniz. Burada biz cevaplayalım sizin için. Papağan mı, kanarya mı, güvercin mi, hütüt kuşu mu? Acaba hangisi? Belki hütüt kuşunu ilk defa duyuyorsunuzdur arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı, garip olan isim hütüt kuşudur arkadaşlar. Hazreti Süleyman'ın haberci kuşunun adıdır. Geçiyoruz hemen 10. soruya. Bir boşluk bırakılmış. Bu boşluklara hangileri getirilir arkadaşlar diyor. Bakalım. Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlardan uyduğunuz müddetçe, bunlara uyduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar nokta nokta ve nokta noktadır. Peki bu nokta nokta yerlere ne getirilir arkadaşlar sizce? Allah'ın kitabı ve benim ümmetimdir diyor, değil mi arkadaşlar? 10. soru. Allah'ın kitabı, yani Kur'an-ı Kerim ve benim ümmetimdir diyor. Başka zaten ehli beytim, ashabım, namaz ve güzel ahlak, iman ve salih. Hayır, doğru cevap. Neye uymanız? Kur'an-ı Kerim'dir birisi arkadaşlar. Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Yani benim söylediklerim, benim yaşadıklarım, benim işaret ettiklerimdir diyor arkadaşlar. Ümmetimdir dedik, özür diliyorum, sünnetimdir. Şimdi geçiyoruz 11. soru, bakalım. Filistin'in Kudüs şehrinde bulunan Beyt-i Makdis, yani Mescid-i Aksa'yı hangi peygamber inşa etmiştir? Bu da karşınıza çok çıkan bir soru arkadaşlar. Birçok yazılı sınavda karşımıza çıkar. Bakalım Mescid-i Aksa'yı kim inşa etmiştir? Cevaplayalım bakalım. Hazreti İbrahim, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman. 11. sorumuzun cevabı, biliyorsunuz arkadaşlar bunun cevabını çoğunuz biliyor. Hazreti Süleyman Mescid-i Aksa'yı inşa eden kişidir. 12. soru, aşağıda verilmiş olanlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'in ana konularındandır? Evet, Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz arkadaşlar ana konuları vardır. Hangisi ana konusudur diyor. 12. sorumuz, ahlak kuralları, gayb bilgiler, ibadet ve inanç kurallarındandır. Ana kurallarındandır. Sanırım soru yanlış arkadaşlar. Ana kural konularından birisi değildir. Olması gerekiyor sanırım. Ahlak, ibadet, inanç ana konulardır çünkü. Gayb-ı bilgiler konusu değil. Soru yanlış sorulmuş. Soruyu değiştirelim işte. Ana konularından değildir olsun. Soru yanlış olmuş. Değildir. Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Geçiyoruz 13. soruya. Yukarıda verilenler eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır? Bakalım. Hani peygamberlere ve kendilerine gönderilen suhuflar vardır biliyorsunuz. Bunların hangisi yanlıştır? Bunu bulmamız istiyor 13. soru arkadaşlar. Adem, Hazreti Adem'e 10. Evet, doğru arkadaşlar. Hazreti İbrahim'e 10 sahife. Bu sanırım yanlış. Hazreti İsmail'e 50 sahife. Şit 30 sahife. Burada arkadaşlar Hazreti İbrahim'e 10 ve Hazreti İsmail'e 50 sahife yanlıştır. Eşleştirme fark hatalı yapılmış. Yani 2 ve 3 değil mi? Evet, 2 ve 3 hatalı olmuş. Hemen geçiyoruz. Doğru yanlış sorularımız var. Doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz demiş. Bakalım arkadaşlar. Kur'an mezarlıkta okumak ve fal bakmak için inmiştir. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yanlış değil mi? Fal bakmak için hele özellikle mümkün değil böyle bir şey. İkinci soru, Allah'ın vahiy ve peygamber göndermedeki temel amacı insanı küfrün karanlığından kurtarıp doğru yola iletmektir. Yani kötülüklerden kurtarıp, bataklıklardan kurtarıp doğru yola iletmektir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Hazreti Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselamın babasıdır. Yanlış arkadaşlar, böyle bir bilgi
Yok, ilk defa böyle bir soruyla karşılaştım. Dördüncüye geldik. Hazreti Davud'dan kalan hatıralardan biri de Sav'ı Davud, yani Davud orucudur diyor. Böyle bir şey var mı? Evet, doğru arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Allah'ın kendisine kutsal kitap verdiği peygamberlere Resul denir. Resul mü deniyor arkadaşlar? Yanlış tabii ki. Çok fazla çıkıyor bu soruda. Bir sonraki sorumuz. Beyt-i Maksid, yani Mescid-i Aksa'yı inşa eden Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Yukarıda test sorusunda da bundan karşılaştık, değil mi? Doğru. Bir sonraki sorumuz. Hazreti Süleyman'ın Allah'a inanmaya çağırdığı Belkıs hükümdarın topluluğu ineklere tapıyordu. Bu doğru mu arkadaşlar? İneklere tapan bir topluluk kimin? Belkıs hükümdarının topluluğudur diyor. Bu doğru mudur? Yanlış mıdır arkadaşlar? Yanlıştır. Allah'ın insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelere din denir. Doğru mu? Evet arkadaşlar, din çeşitli kitaplarla gönderilmiştir, semavi kitaplarla. Son iki sorumuza geldik. Cinler gelecek hakkında bilgi sahibidirler. Cinlere diyor. Yanlış arkadaşlar bu bilgi. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, İsrail oğullarına Allah'ın gönderdiği peygamberlerden değildirler diyor. Evet, İsrail oğullarına gönderdiği peygamberlerden değildir. Biliyorsunuz Hazreti Musa'dır arkadaşlar. 15. soruya geçelim. 15. soru ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki yeri ve önemini açıklayınız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki yeri ve önemi okumakla, saymakla bitmez. Ama şurada kısa bir yazı yazdık. Siz bunu da özetle çıkarabiliriz, ekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen okuyalım. İslam dininde hüküm çıkarırken ve yani bir hüküm verirken, herhangi bir şey söylerken, konu hakkında hüküm ararken başvurulacak ilk kaynak nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için çok önemlidir. Ana kaynağımız, ana yol göstericimizdir çünkü, değil mi arkadaşlar? Eğer Kur'an'da yok ise sünnete bakılır. Yani Hazreti Muhammed'in yaşamına ya da söylediklerine bakılır. Kur'an insanları hidayete erdirmek için, insanlara yol göstermek için gönderilmiştir. Kur'an insanlara İslam'ın gerektirdiği şekilde yaşamayı, Allah'a ibadet etmeyi, haramı, helali, kısacası Müslümanlığı öğretir. Bu yüzden Kur'an, İslam dininin olmazsa olmazlarının başından gelen bir kaynaktır. İslam dininin temel konusu olan inanç, esasları, ibadet ve ahlaki ilkeler Kur'an'da yer almaktadır. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den önce yaşamış birçok peygamberin kıssası, yani kıssa nedir arkadaşlar? Ders veren, ibret verici, yaşanmış olaylara kıssa deniyor biliyorsunuz. O dönemde yaşanmış kavimlerin başında geçen olayları anlatır ve bunlardan ibret alınmasını istenir. Allah insanların barış, huzur ve kardeşlik ortamı içerisinde mutlu toplumlar olarak yaşamalarını ister. Toplumsal ilişkilerde bir takım kuralları koyar ve insanların bu kurallara uymasını emreder. Ve bu emrettiği yerde nedir? Kur'an-ı Kerim'de bunları bildirmiştir, indirmiştir ayetlerinde arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim İslam dünyasında çok ama çok önemli yeri vardır. Evet, sınavımız burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz yeni yazılar sizler için gelecek. Hoşça kalın. Rehberlik servisinde kalın arkadaşlar.